Arkadaşlar, Hasan Yıldız kardeşimiz diyor ki ekonomi modunda ağır iş yaparsan zorlanacağı için yağ kaçağı olabiliyormuş diyor. Hasan kardeşimize bu şekilde bilgi veren olmuş. Arkadaşlar, ben bu şekilde çalıştığımı geçenki eğitmene söyledim. O da onayladı ve tebrik etti. Bakın şöyle göstereyim. Bak şimdi ekonomi modunda çekiyorum makineyi. Şu anda ekonomi modundayım. Arkadaşlar, ne makine tırnak takılıp kurtulduğu zaman takıntı yapıyor, hareketleri kesik oluyor. Ne de bir zorlanma olmuyor o makinede. Ama normal HP'de çalıştığımız zaman bilhassa taşlı yerlerde, sert yerlerde, mesela şu anda da makineyi HP'ye aldım arkadaşlar. Bakın, titreşim. Bak, bu makineyi hırpalıyor arkadaşlar. HP'ye aldığımız zaman makineye kontrolsüz hareket veriyor. Yani makinenin ansızın bir sert bir yerden kurtulup takılmasına ve ağır darbeler almasına sebep oluyor arkadaşlar. Ama bu dediğim taşlı zeminler için geçerli arkadaşlar. Bakın, dikkatle dinleyin. Ben bunu her zaman için söylemiyorum. Bu toprak zeminlerde HP'de çalışmak normal olabilir. Ama taşlı zeminlerde kendiniz de deneyin bunu. Taşlı yerde çalışırken bir ekonomi modunu alın. Bir normal modda çalışın. Hangisinin daha makineyi çok zorladığını, hangisi daha çok zorluyor, hangisi makinenin daha rahat çalışmasına yardımcı oluyor, onu kendiniz de göreceksiniz arkadaşlar. Mesela bir dalgınlığınıza geldi, bakın ne kadar şey yapıyor. Büyük bir taşa takıldı, sökülmeyen makine taşa da geldiği zaman farkında olmazsanız birden çektiğiniz zaman tırnak o taşa takıldı mıydı, makinenin götünü dahi kaldırır bir anda. Veya o taştan kurtulduğu zaman acayip bir sarsıntı oluşturur. Aynen bak böyle olduğu gibi. Ama düşük moddayken makinenizin gücü düşmez arkadaşlar. Yani ekonomi modunda makinenizin gücü düşmez. Hareketleri yavaşlar. Hareketlerin biraz daha kontrollü olmasını, yavaş olmasını sağlar ekonomi modu. Yine bunu kendimizden pay biçelim arkadaşlar. Kazmayla kazdığımızı düşünelim elimizde. Alabildiğine kaba usulle vurmak mı daha mantıklı? Yoksa yavaş yavaş görerek, nereden darbeyi daha iyi verebileceğimizi görerek yapmak mı daha mantıklı? Hızlı hızlı çalışırsak ne kadar çalışırız? Ne kadar terleriz? Yavaş yavaş çalışırsak ne kadar terleriz? Öyle düşünelim. Şimdi kazmayı taktın, yıkılıyor uğraşıyor. Taşı yerinden çıkaracağım diye. Ama öyle değil de küçük hareketlerle yavaş yavaş taşın yadranını açarak rahat olarak söktüğünü kabul et. Öyle mi daha yorucu olur? Diğer türlü mü? O kazmayla veya taş kırdığını düşün balyozla. 10 sefer vurursun, 20 sefer vurursun hızlı hızlı, ondan sonra nefes nefese kalırsın, çalışamaz hale gelirsin. Ama yavaş yavaş vurduğun zaman, balyonun kendi ağırlığıyla bıraktığın zaman taşın üstüne rahat çalışırsın. O şekilde 15-20 tane vuracaksan, benim dediğim şekilde 50 kere vurursun, öyle yorulursun. Performansın sürekli olur yavaş olduğu zaman. Ki yağ kaçağı olduğuna, ama ben belki bilimsel bir şey vardır ama ben mantıken söylüyorum. Tam güçte zorlarsanız mı daha çok makine yük alır, yoksa ekonomi modunda zorlarsanız mı daha çok yük alır? Tam güçte zorlarsanız, diğer tarafta böyle çekerken, mesela ovayı çekerken şu şekilde takıp da yere ağır mı?
yağın belli bir akışı var. Siz o hızla çekerken birden takılıp da durduğu zaman yağ akışını birden kesiyorsunuz. Ne yapıyor? O yağın basıncı bütün esnemeyi, hortumlara, her yere o şoklamayı birden veriyor. Yani birden aniden bir kesilme oluyor ve yığılma oluyor. O yağ akışı birden duruyor. O da ne yapıyor? Akış birden durduğu zaman bir esnetme yapıyor borularda, her aksamda. Ve düşünün, bir hortumdan su aktığını düşünün. Hortumun ağzını birden tıkarsanız ne olur? Boru bir esneme yapar. İçindeki su sıkışır, basınç yapar. Ve boru bir esneme, şişme yapar. Aynen öyle düşünün. Yani şöyle söyleyeyim. Bunu farklı düşünen arkadaşlar da olabilir. Nedeniyle beraber yorumunu yazsınlar. Tartışalım. Doğru yolu bulalım arkadaşlar. Benim her zaman söylediğim bu. Ben fikir olarak söylüyorum sadece. Ama doğrusu belki bu değildir. Ben fikir olarak mantık yürütüyorum ama sizin bildiğiniz belki daha güzel bir şey vardı. Onu söyleyin. Kardeşlerimize yardımcı olalım. Yeni gelen kardeşlerimize, yetişen kardeşlerimize veya bu işe başlayacak olanlara faydamız olsun. Ben mantıken böyle düşünüyorum yani. Ekonomi modu tam kapasite makineyi zorlamayacağı için hiçbir tarafa o kadar fazla yük bindirmez. O yüzden de ne olur? Makine bizi yıpranmaz. Bir de aşırı yük binmez. Yanlış biliyorum diyen arkadaşlarımız varsa yorum kısmına yazsınlar. Tartışalım arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar.